Fas'ta Tafilale Teyiz dünyanın en büyük çölünde. Bu eşsiz bölge bugün iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya. Ülke bunun için üç büyük hedef ortaya koydu. İklim değişikliğiyle bağlantılı sorunların tanımı, çölün korunması ve onu koruyacak örnek bir model geliştirilecek. Fas yönetimi çölü korumak için program başlattı. Yerel planlamayı, ekoturizmi, yerel üretimi geliştirmek, tarihi mirası korumak ve geliştirmek, çevreyi korumak hedefler arasında. Ya grand programme national. Kaynakların sürdürülebilir yaklaşımla kullanıldığı bu ulusal program, kültürel ve mimari mirasın, çevrenin korunması ve geliştirilmesiyle yeni iş olanaklarının oluşturulmasına hizmet ediyor. Çölün korunmasında suyun büyük önemi var. Yeraltı tünelleri, kanallar, barajlar aracılığıyla su istenilen noktalara ulaştırılıyor. Uygun tesisleri inşa etmek yıllar aldı. Örneğin ketera tekniği kullanılarak içme ve sulama suyuna ulaşıldı. Barajlar ve su depolama tankları yapıldı. Bütün bunlar Yeşil Fas planı çerçevesinde hayata geçirildi. Suyun tasarrufu konusunda yeni teknikler geliştirdik. Agadir yakınlarındaki biyoteknoloji laboratuvarındayız. Fas hurmalarının yetiştirilmesi özel bir stratejinin ürünü. Burada geliştirilen yeni yöntemle sağlıklı hurma ağaçları elde ediliyor. Biz temel olarak hurma ağacı üretiyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 100 bin. Genel olarak da Mejol tipi hurma üretiyoruz. Bu yumuşak ve tatlı yapısı olan en iyi ve en verimli hurma. Hurma fidanlarının özel bir şekilde dikilmesi gerekiyor. Onların sert toprak karşısında hayatta kalmaları sağlanmalı. Bu ağaçlar Fas çöllerinde yaşayan küçük çiftçilere gönderiliyor. Böylece onların gelirlerini artırmaları sağlanıyor. Tabii ki aynı zamanda onlara iklim değişikliğiyle mücadelede yardım edilmiş de olunuyor.